Emrullah'cığım ne yapıyorsun? İyi, sen? Oturuyor musun? Evet. Nerede videolar? Video bitti. Nasıl bitti? Şimdi keyif zamanı. Seni kandırmışlar keyif yapacaksın diye. Sistem mi yok da bunu çıkarttırdık? Vento'ya mı toplayacağım bunu? Hmm. Sen mi monta edeceksin? Sen yaparsan. Ya. Ben toplayamam abi. Dizi izlemem lazım. Elimi ayağımı çektim bu işlerden Hasan. Farkındayız ama. Bir veda et bakalım. Selamun aleyküm. İyi, güzel, kötü, çirkin günler geçirdik. Evet. Hoşça kalın. Göbeğinin dışarı çıkmasından rahatsız oluyor musun? Gerçekten çekmek istiyor musun Hasan abi? Bu SSD yeni mi geldi? Hmm. Neyi var? Bir şey yok, normal SSD. Hızları nasıl yani? Normal. Şurada fatura var mı? PC Montaj kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan Bey yeni bir montaj videosu çekecek. Belki de son video olabilir arkadaşlar. Bu videodan sonra ben yokum. Ya ben çekersem de yani Hasan Bey kendisi video hazırlayabilir. Ben ayrılıyorum. Umarım yine Hasan Bey kanal için devam edecektir herhalde. Yani inşallah. Değil mi Hasan abi? Zaman bulursam belki en buna. Arkadaşlar şu an zaten piyasa yine pahalı. Bildiğiniz gibi. Bu sistem eskiden olsa 2000 liraya falan toplanabilirdi ama şu an yüksek olduğu için belki 3'ü bulmuştur. 3'ü geçmiştir bu sistem. Toplam, 7700 var çünkü. Toplam tutarı Hasan Bey zaten açıklamayı yazacak. Asus Prime B250M Plus anakart var arkadaşlar. 4 adet DDR4 RAM slotu var bu anakartın ve M2 Express, PCI Express SSD slotlarımız var. 2 adet M2 SATA SSD kullanabiliyoruz. Biz bunda DDR4 8 GB kaçlı kullanıyoruz abi? 2133'lük RAM kullanacağız arkadaşlar. Kingston marka. i7-7700 işlemcimiz var. Bu işlemci tray biliyorsunuz. Tray değil, normal kutulu bu. Kutulu açılmış mu? Zehra Hanım açmış bunları. Tamam. Kutularını çekmeyecek. Kutular da şu tarafta. Zehra nerede? Zehra bir işi var lan, nedir sen bilmiyorum. Arkadaşlar 7700 işlemci, 3.6 GHz, 8 MB keşi var. i7 işlemcilerimiz de zaten biliyorsunuz. Stock fan kullanıyoruz. Toshiba'nın 240 GB SSD'si var arkadaşlar. Bu SSD'yi kullanacağız. Diğerlerine göre nasıl Hasan abi? Western, Toshiba aslında kaliteli bir marka. Bu OCZ'den aldı bunu. Değil mi? OCZ battı ya. Aynen. OCZ batınca Toshiba çıktı. Batana birisi çöküyor yani. Yani. İlla ki birisi destekliyor. Arkadaşlar 2 GB GT 1030 ekran kartı kullanacağız. Nvidia chipsetli Asus ekran kartımız. 64 bit mi Hasan abi bu kart? Aynen 64. Overclock Edition arkadaşlar. Bunda da şu an piyasadaki oyunları oynayabilir mi Hasan abi? Çoğu oyunu düşük ayarlarda rahatlıkla açabilirler. PUBG'yi falan da açar mı? PUBG'yi de açar fakat 30-40 arası FPS alabilir. Düşük FPS alabilir değil mi? Performanslı bir şekilde oynamak için minimum 1050 mi? 1050 tavsiye, 1050 tavsiye edilir. Aynen. Arkadaşlar parçalarımız bunlar. Birleştirip montaja geçiyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın. Arkadaşlar kasamız Asus'un Asus değil pardon Vento serisi. Modeli neydi? Tam 61. Tam mı? Tam. Tam A-T-M. T-A-M T-A-M serisi. T-A-M T-A-M 61. 61. Kaç watt power var abi? 500 watt mı? FPS power var içinde. 500 watt power var. 85 plus sertifikası varmış abi. Şey, korumalı. Pardon, galiba. Korumalıymış. Sertifikasını göremedim abi. Sertifika yok. Yok. 23 desibel sessizmiş fanları. FSP. Bunu da öyle mi okuyacakmış? Ya şimdi şey var. YouTube'a girersem bir ara 4 tane arkadaş var. FSP. Çebi diye bir çocuk var. Şey, Koreli. Hı hı. Türkiye'de okumuşlar. Türkçeyi gayet akıcı konuşuyor. Onun gibi şeyli de var. Kenyalı var bir tane. Tamam. JJ bilmem ne adı. Evet, geçen onları izledim de. Markaların okumuşlarını okuyorlar kendilerine. Amerikalı var bir tane, Slovaklı var. Hmm. Herkes farklı dillerde, yani kendi dillerine göre okuyorlar. Mesela Samsung Galaxy diyoruz ya biz.
Samsung Galaxy. Evet. Kore'de orijinali Samsung Galaxy'ymiş. Galaxy diye okunuyormuş. O ne la öyle? Mesela California diyoruz ya biz. California diye okunuyormuş. California. Şeyde Amerika'da. California. Urfalı var bir tane de yanlarında. Türk. Ne diyor? Deme. Hepsinin Türkçesini söylüyor bizim anı. MP3 soruyorlar mesela. MP3 diyor işte Amerikalı. Kenyalı diyor MP3 diyor. Bizim Türk de diyor MP3. Niye MP'yi İngilizce okuyun da harfi hani şey diye okuyun diyorlar Türkçe. Sana ne la? Biz de diyor böyle diyor. Harfi hani kelimeleri okuyoruz da diyor şeyleri. Harfleri okurken normal okuyoruz da diyor İngilizce. He. Rakam geldiği zaman duraklıyoruz böyle diyor. Duraksıyoruz diyor. 2-3 saniye düşünüyoruz diyor. Ne dese ne lan bu? 3. MP3. Geç gitsin. Onun gibi. Biz de diyoruz yani H270, M plus, M'li. 270'i Türkçe söylüyoruz da H'la M'i İngilizce söylüyoruz ya. H270 mi dememiz lazım? H270, M plus. Biz tamamen nasıl, Türkçe mi söyleyelim? Biz nasıl okuyoruz? Asus şey Ventone'un kasası yok. Şu paneli değiştirmişler. Yok ya, içeride komple değişik kasa. Nasıl değişti? Burada güzel panel var. Güzel yer var. Şurada var. Değiştirilmiş için. Şu kısım birebir aynı. Emrullah nereye gidiyorsun? Beni böyle bırak. Zehra nerede? Bilmiyorum da yani şimdi sen sormaz cevaplar. Seni askere mi çağırdılar? Vatani görev için gidiyorum. Vatani görev ama alıcı vatani görev. İhtiyaç varmış. Emrullah havacı oldu arkadaşlar. Artık bizimle olmayacak. Aynen. Evet, biliyorum. Yani askere gelirseniz görüşürüz. Videoları da uçaklardan resim artık. Çıkmayacak artık. Evet. Uçak bakım videoları çekerim ben size. Uçakla alakalı bilgin yok senin. Niye uçakla dalmıyor ki? Buraya gidenler uçak uzmanı ya Hasan. Hiç eğitim almıyorlar. Öyle mi? Tabi. Biz yurt dışına eğitim mi gideceğiz daha? Hadi lan. Tabi. Anlayayım. Yaman bir dil yayın mı var? Olur olur. Niye öyle yapmışlar aslında abi?
Unuttu. VGA yok ya zaten yenileri. Arkadaşlar son montajımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Ventokas'a 5 voltu arkadan geçiremedik arkadaşlar. Montajı diğer kasalara göre biraz daha basit olduğu için biraz kablo ortadan geçti. Ön tarafta mavi bir led var. Yine power tuşunun etrafında mavi bir led yanıyor arkadaşlar. Sistem özelliklerinden zaten bahsetmiştik. Üst kısım açılıyor. Burada USB'lerimiz var arkadaşlar ve kulak girişimiz mevcut. Ön kapakta da yine DVD writer bölümüne erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın atıştı galiba da. Arkadaşlar şu an sistem hazır. Görüntüyü de aldık. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde çalışıyor. Ekranda gösterelim mi aslında? Teşekkür ederim. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar SSD'miz, DVD writer'ımız ve 8 GB RAM'imiz burada görüyoruz. i7-7700 işlemci kullandık ve 250 serisi anakartımız vardı. Lento 500 watt kasa ve GT1030 ekran kartıyla sistemimiz hazır. Videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda da ben olmayacağım. Yine Hasan Bey kanalı için video çekmeye devam edecek. Tabii ki herkese buradan teşekkür ederim. Abone olup desteklediğiniz için buralara geldik. Bundan sonraki hayatta başarılarınızı diliyorum. Aynı şekilde kendim için de tabii ki. Tabii ki. İyi, güzel, tatlı günlerimiz oldu. Allah gönlüne göre versin inşallah. Umarım yine bir yerlerde karşılaşırız. Hasan abi için de en büyük vedayı Hasan abi yapıyoruz tabii ki. Işık gözüme vuruyor da biraz. Alnında parlıyor da biraz, neyse. Evet. O zaman hoşça kalın.